Herkese selam arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz, umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, reaksiyon videolarımızdan yine yeni bir tanesine hoş geldiniz. Bu reaksiyon videomuzda biliyorsunuz son zamanlarda, son dönemlerde diyelim, İsmail YK ve Yurtseven kardeşlerden ortak halay çalışmaları geldi. Ve gerçekten ikisi de güzel halay. Benim bu arada halayla ilgili çok bir şeyim yoktur, böyle hani çok dinleyicisi halayın değilimdir. Bir Karadenizli olarak söylüyorum bunu. Çünkü biliyorsunuz bizim yöremizde daha çok horon vardır, halay pek yoktur. Ama yine düğünlerde kullanılır tabii ki. Hani yine işte eğlencelerde halay da vardır yani. Yurtseven kardeşlerin son zamanlarda çıkarmış olduğu halay türkülerle, halay şarkılarla, halay kliplerine reaksiyon vereceğiz. İki halay türkümüze reaksiyon vereceğim. Birincisi son zamanlarda çıkan, daha yaklaşık yeni çıkan yani. Daha çıkalı bir hafta olan arkadaşlar Bitmeyen Halay'a bir reaksiyon vereceğim. Ve yaklaşık bir yıl önce çıkan Haydi Halay'a klibimize reaksiyon vereceğim. İkisi de Yurtseven kardeşlerin ve biraz ilginç de ikisinin de Yurtseven kardeşlerin bulunmadığı klipler. Ama olsun, zaten bunu videoda daha detaylı söylerim size. Reaksiyon videolarımızı hızlandırdığımı söylemiştim zaten. Hız kesmeden reaksiyon videolarımıza devam ediyoruz. İsmail YK'nın yine kliplerini, şarkılarına reaksiyonlarımızı vereceğiz. Yine onları da paylaşacağım kanalda. Kanalın abonesi ve izlenmeleri güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde artıyor. Shorts videolarımızın da bunda etkisi büyük. Dediğim gibi kol çekilerini üretmeye başladım. Shorts'ta da umarım beğeniyorsunuzdur. Beğendiyseniz mutlaka beğeni tuşunuzu eksik etmeyin. Ve kanalımıza hala da abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Hadi hiç vakit kaybetmeden videolarımıza, reaksiyonumuza başlayalım. Bu arada klibin ilk başlangıcı gerçekten çok güzel ve hani hikayesi olan bir klip. Yine İsmail YK'dan çok güzel bir klip gelmiş. Büyük ihtimalle bu klibin hikayesi İsmail YK'ya aittir. Klipte hani klibin bu şekilde başlamasında İsmail YK'nın büyük ihtimalle fikirleri var, biliyorsunuz. Senaryoda klipler üzerinde İsmail YK'nın gerçekten büyük payı var. Bu tarz şeyleri iyi yapabilen bir sanatçı. Ve görmüş olduğunuz gibi klibin başında İsmail YK yolda kalmış. Ve otostop çekiyor. Otostop çekerken hani birisi almıyor onu, birisi geçiyor. Ve sonradan gelen duruyor ve klipte oynayan bu kadını tanımışsınızdır mutlaka. Emel Öz Kızıltaş oynuyor arkadaşlar klipte. Biliyorsunuz Mehmet Ali Erbil'in Şarkı Felek programında sunucuydu. Ve bir sürpriz klip geleceğini paylaşmışlardı İsmail YK'yla. Ve sürpriz klibimiz de Bitmeyen Halay şarkısıymış, türküsüymüş diyelim. Ve klibimiz böyle güzel bir şekilde başlıyor. Ve müzik olarak da çok eğlenceli, böyle hani insanı harekete geçiren bir müzikle giriyor yine. Biliyorsunuz zaten halayın olayı budur yani. Gerçekten böyle insanı hemen bir dansa, işte hemen halaya durabilecek şekilde giriş yapıyor. Yine güzel bir detayla ve hani insanların eğlendiği toplulukla giriş yapmış oluyor ve bu da güzel bir, yani giriş olarak güzel bir giriş olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Elinde bal gibi nar, son yanında ben mi var, mendilinde yazması. Üne gelmesini istemiyor, arkaya geçmesini söylüyor. Ama klibin ilerleyen kısımlarında İsmail YK sonradan yer değiştiriyor tabi. Bu da eğlenceli, güzel bir detay olmuş. İsmim var elinde kırmızı nar, son yanında ben mi var, mendilinde yazmasın, üstünde ismim mi var. Kınada düğünlerde halaylar boş kalmasın. Ben şöyle bir durdurmak istiyorum arkadaşlar. Kliple ilgili bir eleştiride bulunacağım. Şöyle bir eleştiri. Arkadaşlar, bence İsmail YK gerçekten zayıfladı. Yani bence biraz fazla zayıfladı. Yani eski hali daha iyiydi tabii, ama yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani çok kilolu olduğunuz zaman bir insan dersiniz yani çok kilolu oldu, bu ne oldu, hani biraz zayıflasın. Ya da tam tersi, hani çok zayıf, biraz kilo al dersin. O zaman da dersiniz ki çok kilo aldım falan. Yani bu tarz şeyler tabii ki hoş değil, ama yani bence, yani kendi açımdan söylüyorum. Bunu tamamen kendi kişisel fikrim olarak söylüyorum. Biraz fazla zayıfladı gibi bence. Yani eski hali daha iyiydi gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda mutlaka yorumlar yazın. Ve bazı İsmail YK'ya bir hayran kanalında paylaştığım İsmail YK'nın TikTok videolarında çokça yorum geliyor. İsmail YK çok zayıfladı. Hani hasta mı? Acaba hastalandı mı diye. Ama hayır tabii. Bir hastalıktan dolayı bir zayıflama değil bu. Kendisinin istediği, yani bir spor yaparak, hayranlar zaten spor yaptığını biliyor. Spor yaparak zayıfladığını, aslında kendisinin zayıfladığını biliyoruz. Bu tabii ki iyi bir şey. Yani bir hastalığı yok. Bunu bir söylemiş olalım. Ama bu yani bu kadar zayıflaması bence biraz kötü oldu. Yani imajı için kötü oldu diyebiliriz. Çünkü biz onu hep eski imajıyla biliyorduk. Yani bu zamana kadar o imajla gelmişti. Bir anda böyle zayıflayınca biraz değişik geldi tabii gözümüze. Fakat
Klibe geçecek olursak, kliple ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani klibimizin adı Yurtseven Kardeşler Bitmeyen Halay diye geçiyor. Fakat klipte Yurtseven Kardeşler yer almıyor. Bu aslında bence iyi bir durum değil bence. Bunu söylemiş olalım. Yani tamamen klip açısından söylüyorum. Şarkı üzerinde söylemiyorum. Şarkı çok güzel. Yine heyecanlı, hareketli ve düğünlerde, dediği gibi İsmail Kaya'nın, kınada düğünlerde halayların boş kalmayacağı bir şarkı. O tarz bir şarkı olmuş. Yine güzel bir şarkı. Yine eğlenceli bir şarkı ama bence Yurtseven Kardeşler'in de bu klipte yer alması gerekiyordu. Bunu savunuyorum. Bunu düşünüyorum. Yurtseven, İsmail Kaya sonrasında TikTok'a bir video klip paylaştı. Kısa bir video klip. Orada Yurtseven Kardeşler var mesela. O sahne çekilmiş fakat klipte kullanılmamış. Acaba neden kullanılmadı onu da bilemiyoruz tabii ki. Ve büyük ihtimalle o kısım Almanya'da çekilmiş. Burası sanırım Türkiye. Tam emin değilim ama. Yani bence Yurtseven Kardeşler'in de bu klipte olması gerekiyordu. Olsaydı daha da güzel olurdu. Ama işte söz müzik olsun. Söz müzik tabii ki İsmail Kaya'nın. Ama aranjesi Yurtseven Kardeşler'e ait. Yurtseven Kardeşler'in de burada yemeğini asla göz ardı edemeyiz. Devam edelim. Halaylar boş kalmasın. Söyle nerede o yârim, dünya mutsuz olmasın. Arkadan görmüş olduğunuz gibi Zeynep Yurtseven'in sesi çok güzel bir name katmış. Orası, bu kısım özellikle güzel olmuş yani. Hemen şuna da bir detay geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi enstrümanlar yine konuşuyor yani. Halay enstrümanlarını İsmail Ekan'ın yine çok başarılı bir şekilde çaldığını ve klibe bunu uyarladığını çok güzel görmüş oluyoruz burada. Kınada düğünlerde halaylar boş kalmasın. Söyle nerede o yarın. Şu kısım özellikle çok güzel olmuş arkadaşlar. Hani söyle nerede, öyle güle ya, orayı çok beğendim. Şurayı bir daha bir dinleyelim. Söyle nerede o yârim, dünya mutsuz olmasın. Kınada düğünlerde halaylar boş kalmasın. Öne gelebilir miyim diyor bu arada. Olmasın. Söyle nerede o yârim, dünya mutsuz olmasın. Halayın arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Hani düğünde olsun, dediğimiz gibi eğlencelerde olsun, böyle kınalarda olsun, insanları birleştirebilen bir özelliği var. Bu da çok güzel bir detay bence. Yani bu klipte de bize o gösterilmiş aslında. Halayın hani böyle insanları bir eğlencelerde, kutlamalarda birleştiren bir halk oyunu olması en önemli özelliklerinden bir tanesi yani. Bu sefer gerçek sanatçı İsmail YK'nın ustalığını konuşturduğu bir kısım geliyor arkadaşlar. Elektro gitarla, bunu Ali bir videoda paylaşmıştı. Elektro gitarın nasıl zurnaya dönüştüğünü gösteriyor bizlere. Bu da gerçekten mükemmel bir sahne olmuş. Burayı koymaları özellikle güzel olmuş yani.
var. Müzik gerçekten çok güzel. Yani tam böyle insanı gaza getiren, eğlendiren bir müzik. Yani tam böyle halay müziği olmuş. Gerçekten adıyla bitmeyen halay. Gerçekten bitmiyor yani. Tam 5 dakika 42 saniyelik bir halay şarkısı. İsmail Eka tam bunu, yani İsmail Eka ve Yurtseven kardeşler bunu tam halaylarda, işte kınada, düğünde, kutlamalarda çalsın diye yapmış. Gerçekten de çok başarılı olmuş. Hemen halayın son kısmını dinleyelim ve bitirelim. Bu arada klibin çekildiği yeri hatırladınız mı bir yerden? Burası Dondurmalar Benden klibinin çekildiği yer de aynı zamanda. Yani aslında aynı zamanda çekilmiş olabilir bu arada. Orasını bilmiyorum ama Dondurmalar Benden klibinin de çekildiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Aslında iki klip de aynı yerde çekilmiş. Yine güzel aslında. Yani kötü bir olay değil, bunu söylemem. Yani ikisinin aynı yerde çekilmiş olması güzel bir detay bence. Devam edelim. Ve sonu da arkadaşlar, Yurtseven kardeşleri bitmeyen halayla bitmiş oluyor. Aslında dediğim gibi tam bir halaylarda işte çalınabilecek bir şarkı olmuş, klip olmuş. Klip özelinde, klip çok eğlenceli zaten. Herkesin böyle beraber halay çektiği, herkesin birleştiği ve eğlenceli bir klip olmuş. Klibi çok beğendim dediğim gibi ama eleştirim bu 5 kardeşin de hep beraber bir klipte yer almasıydı. Bunu maalesef göremedik. Olsun diyelim. Belki ilerleyen kliplerde olur. Belki bir slow bir şarkıyla karşımıza çıkarlar. Biz de mutlaka bekliyoruz. Bitmeyen Halay'a reaksiyonumuz bu şekildeydi. Hemen arkadaşlar şimdi diğer klibimize geçiyoruz. Biliyorsunuz İsmail Yurtseven kardeşlerin bir tane daha halay şarkısı vardı. Halay türkümüz vardı. Haydi Halay'a geçiyoruz şimdi. Hemen onun reaksiyonuna başlayalım. Fazla bir süreli arkadaşlar. 4 dakika 43 saniye. Yine tam bir halay şarkısı. Halay türküsü diyelim ve iç aklımdan başlayalım hemen. Bu arada arkadaşlar iki klip üzerinde de şunu söylemek istiyorum. İki klip de çok güzel. Hani bunların hangisi daha iyi diye soracak olursanız gerçekten bir ikilemde kalıyorum. Çünkü ikisi de çok baş başa klipler. Yani biri birinden daha iyi gibi diyemiyorum. Çünkü ikisi de gerçekten çok kaliteli olmuş. Klip açısından bunu söylüyorum. Yine Haydi Halay'a klibinde Yurtseven kardeşleri göremiyoruz maalesef. Fakat Yurtseven kardeşlerin olduğu, hani Yurtseven kardeşler ismiyle çıkmış olan bir halay şarkısı. Yurtseven kardeşler Haydi Halay'a diye geçiyor. Ama ne yazık ki yine Yurtseven kardeşler yok. Yani bilmiyorum neden acaba İsmail Eka böyle yapıyor ya da Yurtseven kardeşler neden bu kliplerde yer alamıyor, bunu bilmiyorum tabii ki. Bilenleriniz varsa yani yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Siz Yurtseven kardeşleri görmek ister miydiniz benim gibi? Ben gerçekten Yurtseven kardeşleri kliplerde görmek isterdim açıkçası. Hani halay şarkısı da olsa, halay türküsü de olsa kliplerde görmek isterdim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Devam edelim. Bu arada Haydi Halay'ın da söz müziği İsmail Eka'ya ait. Onu da söylemiş olalım. Herkese benden olsun. Çek çek çek. Bir bardaksa ver bana. Dik duralım yan yana. Kaynağımdan da korkmam. Düğün benim düğünlüğüm. Bir bardaksa ver bana. Dik duralım yan yana. Kaynağımdan da korkmam. Düğün benim düğünlüğüm.
Arkadaşlar bu klibin ortamı çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok samimi ve doğal bir ortam var. Samimi ve doğal bir ortamda çekilmiş olan bir klip gerçekten zaten yurtsever kardeşlerin özelliği. Zaten onların ne kadar samimi ve hayranlarına yakın olduğunu biliyoruz. O yüzden böyle bir klip onlara da yakışmış oldu. Gerçekten çok da güzel olmuş. Bu yüzden onları tebrik ediyorum aslında. Arkadaşlar şu manzaraya baksanıza ya. Manzara çok güzel değil mi ya? Gerçekten aşık olmasa bir manzara. Yani ülkemizin böyle güzel manzaraları olduğu sürece gerçekten ya, klip çekilebilecek her yer var yani. Her bölgemizde var. Bu da çok güzel bir manzara klip detayı olmuş. Mükemmel olmuş yani. Yine Zeynep Ürseven'in sesini burada oldukça fazla şey yapıyoruz, görüyoruz ve Zeynep Ürseven'in böyle halay türkülerine sesi oldukça güzel geliyor arkadaşlar. Çünkü zaten yöresini ve geleneklerini unutmayan kardeşler gerçekten yine halay şarkısıyla da bunu karşımıza çıkarıyorlar. Gerçekten hani geldikleri yeri unutmayan insanlar, sanatçılar diyelim. Bu da çok önemli bir detay bence. Sanatçı için özellikle çok önemli bir detay. İsmail Yakan'ın bu halay yeteneği gerçekten çok fazla arkadaşlar. Biliyorsunuz İbo Show'da da gördük bunu. Başka başka programlarda da halay çektiğini çok gördük. Çünkü kültürünü ve geçmişini bilen bir sanatçı ve bunu da her yerde her zaman güzel gösteriyor ve oldukça da başarılı gösteriyor. Ondan sonra zaten halayı devam ettiriyor. Bu da hani Haydi Halay'a gerçekten tam anlamıyla bir halay şarkısı. Halaylarda, düğünlerde yine çalınabilecek harika bir klip ve şarkı oluşturmuşlar. Ve bu klibin arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Burada küçük bir hikaye oluşturulmuş ve gerçekten çok güzel. Aslında buranın anlatmak istediği şey gerçekten çok önemli bence. Bunu bir izleyelim. Onun hakkında da bu sahne hakkında yorumumu da mutlaka sizlere söyleyeceğim. Siz de bu arada kliplerle ilgili, şarkılarla ilgili, İsmail YK'nın performansıyla ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yorumlarda sizlerle biliyorsunuz konuşuyoruz. Detayları paylaşıyoruz. Hani yorumlarınızda ben de karşılık vermeye çalışıyorum. Çok da güzel oluyor. Mutlaka yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın. Ben de sizlere cevap vereyim. Ve güzel bir etkileşimimiz olsun. Devam edelim şimdi. Bu sahneyi bir izleyelim. Konuş olduğunuz gibi ilk adayımız paralarıyla geliyor. Paraları gösteriyor ama kadın kabul etmiyor. Paraları istemiyor. Bakalım ikinci adayımız neyle geliyor. İkinci adayımız da yine maddi bir zenginlikte geliyor. Bir saatini gösteriyor. Saatiyle etkilemeye çalışıyor kadını. Bakalım şimdi ne olacak? Yine reddedildi. Yine istenmedi. Son adayımız da gülle geliyor. Bakalım ne olacak? Bu sefer manevi bir hediyeyle geliniyor.
sefer kalbini çaldı. Bu arada İsmail Eka yine coşturuyor arkadaşlar. Size söylemiştim. Bu halay kültürü, halay gerçekten iyi oynadığını söylemiştim. Yine bu klipte de bizlere bunu en iyi şekilde göstermiş. Sonunda da arkadaşlar yurtseven kardeşlerle bize bir final yapılmış. Gerçekten bu aileyi bu şekilde görmek bizleri mutlu ediyor. Özellikle de bence gurbetteki insanları çok mutlu ediyordur. Yani bu tarz şarkılar ve türküler yurtseven kardeşlerin gurbetteki insanlarımızı hani memleket hasret çekenlere gerçekten böyle bir adım daha yaklaştırıyor diyebilirim. Yani bu şarkılarla, bu türkülerle insanlar bunları kalbinde hissediyor bence. Ve ben de yurtseven kardeşlerin de bunları bize sunuyor olması gerçekten çok özel bir şey. Ve bunu bence dalında tek yapan insan onlar arkadaşlar. Yurtseven kardeşler ve İsmail YK. Zaten hayranlığımızı herkes biliyor artık. Gerçekten iki klip de çok güzel olmuş. Dediğim gibi benim klip üzerinde sadece iki eleştirim var. İsmail YK'nın hani birinci klipte Bitmeyen Alay klibine şeyle oranla biraz zayıfladığını görüyoruz arkadaşlar. Yani bence biraz fazla olmuş zayıfladığı ve diğer özellik olarak Yusufhan kardeşleri kliplerde göremememiz. Bence inşallah bu diğer kliplerde Yusufhan kardeşleri görürüz diyelim. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Reaksiyon videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka dediğim gibi beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz kanalımıza, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.